Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda eski dünya şampiyonlarından Magnus Carlsen mücadele ediyor ve Norveç'ten kendi hemşerisi Arianta ile bir karşılaşması ve kazanan bir sonraki tura yükselecek. Çok fazla maç birlikte bakılması gereken her gün bir tane video yayınladığımız için bir sonraki günü beklemenizi rica edeceğim. D4 at F6, C4 D6 ve at C3'e fil ve 4 ile hızlı bir şekilde Şahint e, Şahin devam yolu değil Nimzoid devam yolu oynanmış. E3 Kısarok, ve fil D2. Arkadaşlar fil D2 ana fikri siyahlar C3'ü aldığı zaman piyonu almak zorunda kalmayıp piyonların bozulmasını engellemek. Ama tabii bu hamlenin kötü ne? vakit kaybediyor ve aynı zamanda vezirin D4 ile bağlantısını koparıyor. Bu sebeple Alenteri burada hemen C5 oynuyor. Şimdi Tarih'in bu C5 hamlesine arkadaşlar D4 karesine yeterli savunma olmadığı için önce bir tane A3 oynamış Kaysen sakin bir şekilde. Fil alır C3, fil alır C3 ve şimdi Tarih at E4 geliyor fikir ne? Fikir şu. İstediğim zaman fil çiftini geri almak istiyorum diyor Karsancığım. Aynı zamanda merkezde bazı kareleri zayıflattım ve ben bu kareleri kullanmak istiyorum diyor. Makul bir hamle. At 2 geliyor Karsancığım. Fikir atçı uçalımsa hatta almak ve yine piyonların bozulmasını engellemek ve aynı zamanda bakın stratejik olarak nasıl bir fikir var. Kötü file karşı iyi file oyuna devam etme isteği var. Bakın bu ayrıntılar bu seviyede çok çok değerli. At E2'ye B6 a oynanmış fikir hem C5 karesini korumak ileriki zamanda atla yay bir hamle yapılırsa hem de önü kapalı olan file oyuna girebilmesi için hat açabilmek. Bakın B7 çapraz açabilmek. B7 yani A8 H1 çaprazı ve A6 F1 çaprazı açılmış oldu buradaki fil için. Şimdi Karsen hızlı bir şekilde 5 oynuyor. Üst düzey premium bir hamle. Çünkü de 5 hamlesi birlikte hem alan kazanmış olduk. Hem bu çaprazı kapatmış olduk. Hem de Siyah'ın D5 oynayarak merkezde söz sahibi olmasını engellemiş olduk. Tabi D5 hamlesini gören Tari hızlı bir şekilde fil altı oynayarak C4'e saldırıyor. Buradaki fikir de ne? Buradaki fikir C4 piyonun zayıflığından yararlanmaya çalışmak. Mesela vezir B3 ve gibi bir hamle burayı korumaya çalışırsak. E5 gibi bir hamle var. C5 sonuçta artık bu vezir çok alakasız kalıyor. Siyah basitçe kale 8 oynayabilir. D6, oynayarak hayatına devam edebilir ki burada 3 piyona karşı 2 piyon ve filin de olmasıyla beraber siyah ciddi bir üstünlük var. Çünkü beyaz bir strateji üretemiyor bu kanatta. Dolayısıyla Vezir ve 3 tarzanlar mantıklı değil. F3'le buradaki atı kovalamak istemiş. Galiba biraz şüpheli hamle olarak teklenmiş. Sebebi şu yine hem zaman kaybediyor hem de bu tarafta bazı kaleleri zayıflatıyor. At alır C3, at alır C3 ve görmüş olduğunuz gibi artık Arkadaşlar burada Karsen her şeyi düzeltmiş gibi duruyor. E, piyon olarak da merkezi önemli piyonlara sahip. Taş gelişimini de biraz daha düzeltmiş durumda. Ancak hayat o kadar kolay mı? Burada Tari'nin çok güzel bir hamlesi var. Size soracağım. Sizce siyahlarla bu konuda ne oynamalı? Evet. Fil çarpı C4. Buna ünlem diyebiliriz. Ve Karsen'e iyi aşamlar. Norveç mesajı geldi mi? Şimdi arkadaşlar bu feda niye önemli? Şu yüzden önemli. Birincisi D5 karesindeki piyon tahtadaki en önemli piyon ve bu piyonu koruyan C4 piyonu. Dolayısıyla tahtadaki en önemli ikinci piyon. Siz tahtadaki en önemli ikinci piyonu ortadan kaldırıyorsunuz. Ve burada fil feda etmiş gibi gözükseniz de aslında F3 hamlesi neden sakıncalı olduğunu hep beraber görüyoruz. Siyah H4 geliyor. Ver buradan şahı, ver buradan fili diyor. Ve feda ettiği fili geri alıyor. Ve bu devam yoluna böylece bir piyon kazanmış oluyor Tare. Şimdi G3 oynandı. Vezir çarpı C4. Evet buradaki hamle çok güzel. Kasinin imza hamlesi arkadaşlar. Sürekli videolarımızda söylüyoruz. Size soracağım. Sizce beyazlar bu konuda ne oynamış olabilir? Arkadaşlar H4 çift tünlem arkadaşlar. Net bir şekilde çift tünlem. Niye çift tünlem koymak istedim buna? Çünkü derin hamle arkadaşlar. Bakın burada Artık siyahın şah kanadında herhangi bir savunma taşı kalmadı. Ve beyazlar da 3 aşağı 5 yukarı kısa rok atmayacağı belli burada. Ve H4 ekran burada alan kazanıyor. Hem H5, H6, kale H4, kale G4 gibi fikirleri ortaya koyuyor. Hem de bakalım bu vezirin nereye gideceğini sorgula. Bir hamle bulmak çok kolay değil. Çünkü burada mesela D6 tarzı bir hamle yaparsanız H5, H6 tarzı bir hamle yaparsanız kale H4 ve iyi akşamlar Türkiye. Ye. Bu vezirin gidebileceği tek yer burası. Bu tarz senaryolarda da artık bakın e 6 alıp Vezir D6 alabiliyorsunuz. Kale G4 gelebiliyorsunuz. Vezir C2, Vezir G6, Vezir H6 gibi fikirleriniz var. Yani H piyonu seni imza ile beraber tek taraflı bir saldırının gerçekleştiği bir oyuna doğru hareket etmiş oluyoruz. Bu sebeple H4 hamlesi çift tünden bana göre. Şimdi siyahlar E 5 almış. Buradaki ana fikir de şu. Yine psikolojik olarak kanat saldırısı yapıldığı zaman merkezden bir karşı elde etmek istiyor tarih. Fikir ne? Fikir zayıflamış saldırarak e hattında Beyaz'ın dikkatini dağıtmak ve rahat bir şekilde Karsin'in elini kolunu sallayarak burada saldırı yapmasını engellemek. E çarpı D5, A çarpı D5 almış. D5'te çok önemli bir merkezi at konumu oluştu. Bu at her an E'ye gidebilir ve yine H5, kale H4, kale G4 fikirleri hala masada bulunmakta. A, C6, E7 karesi tutuldu. Ve şimdi B3 git vezir diyor. Vezir C3 oynayamıyoruz. Çünkü A, C3 kontrol ediyor. Vezir A6 kaçılmış ve burada bir kader anında sevgili arkadaşlar. Sizce burada nasıl bir sekansla oyuna devam etmeli size soracağım. Videoyu durdurun. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayalım. Ve beyazın hamlesini bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar hamlemiz at c7 çatal. Bunu çoğunuzun gördüğünü düşünüyorum ama bu hamleyi tek başına bulduysanız kendinize artı bir puan yazmayın. Devamını da görüyor olmanız lazım. Şimdi at c7 çatala vezir a5 şah çekiyor tarihi. B4 C çarpı B4 ve burada bakın A B4 alırsanız Vezir B4 iyi akşamlar kaybettiniz. Çünkü hem kaleyi kaybetmiyorsunuz hem burası dağıldı. E şimdi Şah B'ye gittiği zaman kale 8 basitçe kaçabilir. Burada C b 4'de karşısına A çarpı A8 almış önce. Şimdi B A3 Şah. Vezir D2 burada önemli bir hamle. Mesela Şah F2 oynarsanız kale 8den sonra Vezir A olduğu için ve Şah zayıf olduğu için yine için daha oynanabilir bir pozisyon. Burada mutlaka vezirleri kesmeniz lazım. Vezir D2, kale çarpı A8. Buradaki kale A8 yerine yine vezleri kesmeyen vezir C5 hamlesi bence net olarak ünlemde ancak bu hamleyi bulmak çok kolay değil. İnsan bir an önce geri olduğu konumda konumu telafi etme anlayışına giriyor. Psikolojik bir sebep bu da. Yani satrançtan gelen bir şey değil. Bir hata yaptığınız zaman, bir para kaybettiğiniz zaman, bir şey oldu zaman hemen onu telafi etme isteği oluşur. insan. Yani içsel olarak. Burada şimdi zaten kale verildi. Acilen bu kaleyi almak istiyor. Bu sebeple kale A8 oynuyor. Buradaki hata almak istiyor. Şimdi vezir çarpı A5'e ata A5. E, at A5 ve Kala 3. Şimdi burada biraz durmak istiyorum ve beraber bu pozisyonu sizlerle beraber tartışmak istiyorum. Şimdi bir oyun sonuna konuma girdik ve oyun sonunda kaleye karşı at 2 piyon var. Şimdi bu konumu ben önce bir yorum yapmadan önce size soracağım. Videoyu durdur lütfen bakın üşenmeyelim. Ben burada satranç gelişiminiz için gerçekten en ideal pozisyonlarda durduruyorum. 22. hamle yazın. Bu konuda beyazı mı siyahı mı tercih edersiniz ve neden tercih edersiniz? Sadece bir cümle. Tarih not düşmek adına alt kısma yazmanızı bekliyorum. Ve sonrasında videoyu devam ettirebilirsiniz. Evet yorumu yazanlarla şimdi bakalım teyitleşeceğiz. Gerçekten nasıl bir yorum yazdınız kendiniz denemiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar normalde kaleye karşı atı 2 piyonda atı piyon daha e, verimli olmalı. E, daha avantajlı olmalı. Ve hatta çoğu konuda da zaten avantajlı olur. Özellikle bu piyonlar biraz daha ileride olmuş olsaydı konum gerçekten çok felç bir konumda olacaktı Beyazı. Çünkü kale hem 2 hem de ata karşı çaresiz olacaktı. Ancak bu konumda şöyle bir farklılık var. Piyonlar çok fazla ilerlememiş. Yani Siyah'ın başlangıç karelerinden piyonların başlangıç karelerine çok daha yakın haldeler ve yakın halde olduğu ve ekstradan beyazın saldırabilecek hatlara sahip olduğu için bu konum çok çok hafif de olsa Beyaza bir tık daha avantajlı ama oynaması gerçekten çok kolay değil. Beyazlarla oynarken kalite öndeyseniz konum açıksa ve kaleniz varsa acil olarak farklı hatlardan saldırı düzenleyerek rakibin savunma formasyonunu bozmanız, dağıtmanız ve birden fazla savaş cephesi ortaya koymanız gerekiyor. Şimdi at C4 oynamış siyahlar. Fikir ne? Fikir piyonun önü boşaltarak bu kaleyi sıkıntı yaratmak. Kale E6, A6 arkadaşlar çift ünlem. Bakın net çift ünlem. Bu bir oyun sonu daha iyisini yapabileceği bir hamle. Buradaki çoğu insan Gelir mesela burada işte ata saldır ya da ne bileyim böyle bir hamle yapabilir. Arkadaşlar bu hamlenin hepsi kötü çünkü B5, A5, A4, B4 siyah çok hızlı geliyor. Ancak bakın buradaki piyonu verme pahasına kale 6 oynarsanız işte o zaman kimliğinizde Magnus Carlsen yazar. Magnus Carlsen öyle herkese yazmaz. Niye yazar arkadaşlar? Çünkü bakın beyaz diyor ki E3'teki piyon gidecekse gitsin. Önemli olan buradaki piyonu verip vermemem değil siyahın konumda üstünlük elde edilmesi için geçer piyonlardan bir sürüş bir tehlike yaratmasını engellemek. Ana fikir bu oluyor. At 3 şah F2 bakın siyahlar bir piyon da aldı. At D5 ancak ne oldu? Karsen'in kale altı 6 fikri sayesinde şimdi kale H1 gelerek A'daki piyonu düşürmeye başladı ki A'daki piyon düştüğü zaman bu piyonun değeri düşer. Bakın 1 artı 1 2 değil 3. Bu ikisinin e, toplam değeri 2 değil arkadaşlar 3. Bakın 3 çok değerli. Ancak bir piyon kaybettiğiniz an ne oluyor? Bunun değeri artık 3-1'den eksi 2 değil 1'e düşüyor. Dolayısıyla bu bağlı geçer kavramı satmaçta çok önemli. Şah F8 oynanmış. Kale A7. Kale A7, ve Şah 7. Şimdi siyah şunu düşünüyor. Evet bir piyon verdim ama hala ata karşı iki piyonum var. Şu piyonu korumam lazım. değildeki piyonu korumam lazım ve bu kalenin arkadan yani 7. yataydan bir şeyler yapmasını engellemem lazım. Dolayısıyla acilen Şah'ı oyuna girmem lazım diye düşünüyor. Şimdi kale B7 karsenden ve H5 fikir. Buradaki piyonların ilerleyerek alan kazanmasını engellemek ama burada H6 bir tık daha güvenli olabilirdi. H5 şimdi karsan çok net bir şekilde güzel bir hamle imza atıyor. G4 bu da ünlem arkadaşlar. Her hamleye ünlem koymuyorum. Gerçekten ünlem sebebi de şu. Kalesi olan taraf atın menzili bakın iki kare gidebiliyor yana doğru. Yani L çiziyor ama sonuçta iki kare gidebiliyor. Yani çok sınırsız menzili değil. Dolayısıyla sizin menzili zorlamanız lazım. Rakibin hangi taşı varsa atı varsa atın imkanlarını zorlayacak hamleler, zorlayacak cepheler oluşturmanız lazım. Bu noktada da atı zorlayacak şey nedir? H hattına bir yeni cephe açmak. Çünkü hem H hattına hem de B hattına açılan iki cepheye atın aynı anda yetişmesi mümkün değil. G4, G6, kale B8, fikir arka tarafa sarkmak, şah D6, şah G3 ve F5. Arkadaşlar bu konu F5 e, burada şüphelenme değil direkt vahim hata arkadaşlar. Çift soru. E, oyun sonunun satrançta en önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. 2641 seviyesinde az taş varken bile bir şekilde hata yapabiliyorsunuz. Şimdi burada normalde sizin yapması gereken önemli şah önemli ünlemdi. Fikir de oldukça basit. E, hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Burada elimiz 2600 değil de mesela 1300 olsa Bence herkes şah diye 5 oynar. Yani satrancında böyle bir ikilim var. Derinleştikçe, yüksek seviyelere gittikçe basit hamleleri yapma şey biraz daha zorlaşabiliyor. Çünkü hamle çok basit. Bakın şah c5 piyonu koruyorsunuz. Artık at serbest. Piyonu süreceksiniz ama daha farklı şey yapmak istiyorsunuz. Niye? Çünkü rakibiniz Magnus Carlsen çok ince düşünmüştür diyorsunuz ve rakibinizin fikirlerini kesmeye çalışıyorsunuz. Fe5 sürüşün. Ancak bu hamle hata. Niye hata? Çünkü yeni cep oluşturdu. Şimdi gh5 ünlem GH5 ve kala 8. Bakın artık aşağı bir geçer oluşur. Şimdi burayı savunması lazım. F4 şah çekmiş. Şah F2. At F6. Burayı savunduğunu düşünüyor ama hayat o kadar kolay mı? Şimdi şah 2 Bakın tüm piyonlar ayrık. Dört piyonumuz var. Topluyoruz. Bir tane piyon etmiyor. Hepsi ayrık gerçekten. Şimdi Şah E5 Şah D3 D6. Buradaki piyonlar benim e, <laughs> biraz ara espri de katalım. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı transfer politikasına benziyor. Beş tane defans oyuncusu var. Toplasan bir tane düzgün oyuncu elde etmiyor. Gerçekten bu piyonlar da ona ee, onu temsil ediyor bence gerçekten. Hani bu çok önemli bir detaydır bu arada. Bazen mesela 5 tane ayakkabı alırsınız, 5 tişört alırsınız. <laughs> Hiçbiri gerçekten bir tane kaliteli tişörtün yerini tutmaz. Ee, dolayısıyla ucuz mal alacak kadar zengin değilim lafını bu noktada satrançta da buraya bence gayet rahat bir şekilde perçinleyebiliriz bu konuma. Evet bu güzel sohbetten sonra oyunumuza devam edelim. Kale h6 d5. Siyahlar hızlı hızlı sürüyor ama piyonlar ayrık olduğu için çok fazla zayıflık var. Şimdi kale g6 oynanmış. B5 hızlı bir şekilde geçer etmeye çalışıyor ama kale g5 şah. Şah e 6 ya da şah C 3 Şimdi bu piyon alacak. Bu piyon gittikten sonra uzak geçer piyon olmadığı için biraz daha rahat hareket edecek. Şah dedi bu sefer d4 karesini kimse kontrol etmediği için merkeze geliyor karesen. At f6'ya kale g7. B4 Kale ydi. Yararlı bekleme diyoruz ediyoruz buna. rakibinize sürekli bir hamle yapmaya tahrik ederek bir zayıflık elde ediyorsunuz. At G8. Kale a Şa Şah F5'e. Şah Çarpı D5. Bir piyon daha gitti. B üstürlüyor ama kale B6 basitçe. Şimdi At e Şa Şah C4. At G6 ve bitiren oyun bitiren çok güzel bir fikirse soracağım. Sizce Kayser burada oyunu nasıl bitirmiş olabilir? Evet tebrikler. Güzel bitirişi buldunuz. Kale G6 ünlen. Buradaki kaleyi feda edebiliriz. Şah G6'ya. Şah Çarpı B3. Burada Aryan terk ediyor. Sebebi şu. Çünkü herhangi bir hamle yaparsanız bakın bu şah piyona doğru yaklaşacak ve itecek artık o pozisyon olarak itecek. Bu şahla itilmek zorundasınız. Arkaya gitmek zorundasınız ve her alan kaybettiğinizde bakın piyon gidiyor. E bu piyon gittikten sonra herhangi bir şekilde bir şey yapma şansınız yok. Çünkü diğer piyonla geliyor arkadaşlar bakın. Diğer piyonla geliyor. Bu piyonda alıyor ve artık basitçe Artık basitçe piyonları söyleyerek oyunu kazanıyorsunuz. Gerçekten oyun son olarak bence çok öğretici bir oyundu. Yani ben oyunun hamlesi olarak e, hani böyle maçlardan sonra maçın e, oyuncusu denir ya. Bir yandan aslında bu videolarda oyunun hamlesini e, ankete açmak istiyorum. Sizce oyunun hamlesi neydi? Bana göre kale altı hamlesi oyunun hamlesiydi burada. E, kimlikten kimlikte neden Magnus Carlsen yazdığını çok güzel bir e, özetiydi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, Vap'ın ve Mustafa'nın da diğer başlarına yayınlayacağım. Dediğim gibi günde bir video atabildiğim için e, bir tane de Carlsen'a yapmak istedim. Umarım e, çok kız Heyecanla diğer maçlarda da atacak, atıyor olacağım. E, yarın görüşmek üzere hoşçakalın.